RGB ekranlarından herkese günaydın. Bugün güne haber vesaire programıyla başlıyoruz. Ben Arda Ali Paşıoğlu. Ben Elif Doğan Yiğit. Bugün Karacuma indirimleri dünya genelinde başladı. ABD'de 1932'den bu yana gerçekleşen Black Friday indirimleri Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamıştı. Öyle ki 1961 yılında Philadelphia'da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale geldiler. Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmıştı. İngiltere'de son 8 yıldır, Türkiye'de 2015 yılından beri devam eden bu Black Friday indirimleri bugün İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Ayşe Bengi Özçelik ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi BTR'mizi izliyoruz. Şükran gününden bir sonraki Cuma gününe denk gelen Black Friday, Amerika'da 1932 yılından beri düzenleniyor. Tarihçesi hakkında pek çok spekülasyonun bulunduğu bugünün alışveriş çılgınlığına dönüşerek Black Friday adını alması ise 1961 yılına dayanıyor. O yıl yaşanan trafik kazaları, mağaza izdihamları ve şiddet olayları Amerikalılar için özel olan bugüne kara bir leke bıraktı. Aradan geçen yaklaşık 50 yıllık süreçte bu özel gün pek çok ülkeye yayıldı ve alışveriş kavramı ilk defa kültürel bir günle bağdaştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen perakendiciler ise pek çok üründe indirim yapıyorlar. Çılgınlık bulutlarını araladığımızda kapitalist piyasanın talebe ne kadar muhtaç olduğunu ve ürünlerin normalde nedenli yüksek karlarla satıldığı ortaya çıkıyor. WalletHub tarafından yapılan bir araştırmaya göre Black Friday'de satılan ürünlerin %14'ünün fiyatına bir değişiklik yapılmıyor. Hatta ürünlerin %17'si bugün de normale göre daha pahalı. Uzmanlar alışverişten duyulan hazzın bir bağımlılık olup olamayacağını tartışırken kapitalizm bu tüketici davranışı üzerine satış stratejileri inşa ediyor. Önceleri alışveriş yapmak için mağazaları ziyaret etmek zorunda olan kullanıcılar, mobil teknolojilerin gelişmesiyle bu sektöre yepyeni bir boyut kazandırdılar. Dijitalleşen alışveriş sektöründe mobil satışların oranı 2014'te %11 iken 2015'te %15'i geçti. Mobil internet kullanımının %65'leri geçmesiyle 2018'de Black Friday'in daha büyük bir çılgınlıkla geçmesi bekleniyor. Tekrar hoş geldiniz. Black Friday ve Cyber Monday gibi radikal gözüken kampanyaların tüketicilere haz odaklı tüketim ve alışveriş bağımlılığını tetiklediğini söyleyebilir miyiz? Ya da bu pazarlama alanında tüketiciler faydacı ve hazcı olarak ikiye ayrılıyor. Bu tanımları biraz açabilir misiniz? Şimdi önce faydacı ve hazcı nedir onu açıklayarak başlayalım. Şimdi tüketiciler bir takım satın alma kararları verirken farklı ihtiyaçlar doğrultusunda karar verirler. Aslında neden satın alma yaparız? Bazı ihtiyaçlarımız vardır. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak isteriz ve gidip o ürünü, gerekli ürünü bulur, satın alırız. Bu nedir? Kış gelir, kaban almak isteriz. Yaz gelir, terliğe ihtiyacımız olur. Çocuk doğuracak oluruz, biberon lazım olur. Oğlanı evlendireceğiz, altın alalım gibi bir takım temel ihtiyaçlarımız olur. Bu ihtiyaçları karşılarken aslında temel odağımız faydadır ve tamamen fonksiyonel ihtiyaçlarımıza yönelik bir alışveriş davranışı gerçekleştiririz. Peki bunun dışında 4 tane spor ayakkabımız varken 5. beyazı neden alırız? Bunu bir sorgulamak lazım. Aslında o 5. beyaza ihtiyacımız yok mudur? Vardır ama bu ihtiyaç fonksiyonel bir ihtiyaç değildir. Bu duygusal bir ihtiyaçtır. Yani bulunduğunuz ortamda eğer herkes beyaz spor ayakkabı giyiyorsa ve o bir statü göstergesi ise siz de o statüye sahip olma ihtiyacındaysanız bu ihtiyacı karşılamak için o beyaz spor ayakkabıyı almak için elinizden geleni yaparsınız. Ve bu da bir satın alma davranışıdır. Ya da teknoloji ürünlerinde mesela cep telefonlarını düşünelim. Cep telefonlarında iki temel marka var. X'çiler var, Y'ciler var ve X'çiler genellikle Y'ye dönmüyor, Y'ler de X'e dönmüyor. Dönerse de bu böyle takım değiştirmek gibi bir durum ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bu marka topluluklarına aidiyet hissi, ben X'ciyim, ben her zaman ondan yanayım gibi bir hisse sahip oluyor tüketiciler. Onlar da biraz daha hazcı alışveriş davranışı gösteriyorlar. Aslında tüketicileri değil ama davranışlarını ayırabiliriz, ayırdığımızı söyleyebiliriz. Çünkü bir tüketici bazı satın almalarda hazcı, bazılarında faydacı davranıyor olabilir. Şimdi bugün Black Friday, yarın bir gün Cyber Monday olacak. Ondan sonra nasıl bir Tuesday'e geleceğimizi hala bilmiyoruz. Her şey olabilir. Şimdi bu okazyonların temelde belli bir aslında bize sunduğu mesaj var. İhtiyacın var senin buna kesin. Bu şu anda çok büyük bir indirimde, bir daha da gelmeyecek. Senede bir kere Ve bunu kaçırırsan çok büyük bir şey kaçırmış olacaksın. Yani bu birkaç farklı şekilde ele alınabilir aslında. Şimdi ihtiyacın var diyor zaten. Onu cebe koyuyoruz. İhtiyacın var mı yok mu soru işaretini siz düşünürken indirimi söylüyor. %90. Şimdi %90 indirim çok büyük bir indirim oranı. Ve bu indirim oranını kaçırmak gerçekten acaba doğru bir şey mi? Alacağınız yoksa bile almalı mısınız? Bu sefer bu sorgulamaya giriyorsunuz. Dolayısıyla orada zaten alacağınız üründen olay çıkıyor tamamen. Sizin psikolojinize geliyor. Ben bunu yakalamalı mıyım? Bunu yakalamazsam acaba aptallık etmiş olur muyum? Kaçırmış olur muyum? Bu alışverişi yaparsam çok akıllı bir alışveriş yapmış olacağım gibi bir takım psikolojik sorgulamalar sonucunda tüketiciler o satın almaya doğru ilerliyorlar ve gerçekten onu online'da sepete atıyorlar. Offline'da da mağaza içinde de kasaya gidip ödemeyi yapıp çıkıyorlar ve çıktıklarında çok mutlu hissediyorlar. Kendilerini gerçekten doğru bir karar vermiş gibi hissediyorlar. Dolayısıyla psikolojilerini de bu yönde bu okazyonlar etkiliyor. Zaten aslında temel amaç da bu. Bir açıdan aslında yani kişi kendini tatmin etmiş oluyor, indirimden aldım, daha ucuza aldım diye. Evet, aynen öyle. Yani teorik olarak zaten tüketici psikolojik olarak aldığı ürünü, daha doğrusu verdiği kararı rasyonalize etmek ister. Yani bu kararın doğruluğunu her halükarda kendi içinde meşrulaştırmak ister. Bu çantayı aldım ama zaten ihtiyacım vardı, işte kahverengi çantam yoktu, o yüzden zaten indirimdeydi de iyi ki aldım, çok iyi yaptım deyip o döngüyü tamamlayıp doğru karar verdiğine karar verip ondan sonra yoluna devam eder. Aslında peki buradaki hani izdiham oluyor, insanlar kuyruklarda bekliyor mağazaya girip hemen kapabilmek için. Bunu şey olarak da açıklayabilir miyiz? Yani bir rekabet olarak, bir psikolojik olarak hani ben alacağım, sen alamayacaksın. Aslında orada rekabetten ziyade bir oyunlaştırma var. Yani son dönemde gamification olarak çok fazla duyduğumuz pazarlamada ve birçok markanın kullandığı, örneğin kutularda ismimizin yazdığı ve bizim markette onu aradığımız, bulunca fotoğraf çektiğimiz, paylaştığımız, böyle sanki puan kazanıyormuş gibi bir hisse kapıldığımız bir ortam zaten var. Black Friday gibi günlerde buna çok ciddi bir şekilde hizmet ediyor. Çünkü bakıyorsunuz internet alışverişlerinde özellikle önceden, günler önceden başlıyor bunların iletişimi ve siz bu arada insanlar birbirine tavsiyelerde bulunuyor. Hemen sepetini doldur. O gün geldiğinde indirim olacak ve sen hemen alabilirsin diye. Dolayısıyla insanlar sepetlerini dolduruyorlar. O gün o saat geldiğinde hemen giriyorlar, bakıyorlar. İşte bu bitmiş mi, bu kalmış mı, yakaladım. Sanki puan kazanıyor, etap atlıyormuş gibi bir ruh haline bürünüyorlar. Dolayısıyla orada rekabetten, birbiriyle rekabetten ziyade kendiyle rekabet, bir oyunlaştırma. Onu aldım, sen neler aldın, ben bunu aldım gibi. Aslında belki de gerçekten indirimde olmasa bile bir takım başarılara ulaşmış hissediyor olabilir tüketiciler. Evet, bir doyum gibi bir şey aslında. Evet. Peki ülkemizde bu Kara Cuma denmesine tepkiler var. Kutsal bir gün olduğu için Cuma günü işte dış mihraklar bize böyle diyor. Bu tarz şeyler var. Peki yani ülkemizde de buna şanslı Cuma, efsane Cuma denmeye başladı. Bu bir pazarlama tekniği mi, stratejisi mi? Ya da diğer ülkelerde bunun örneği var mı? Şimdi şöyle, aslında yerelleştirme pazarlamada çok önemli bir yere sahip. Yani tüm markalar zaten ürünlerini, iletişim kampanyalarını, marka isimlerini yerelleştirebilir. Çoğunlukla da bunu yapıyorlar. Örneğin bir deterjan markasının çok bilindik bir ismi, globalde kabul görmüş bir ismi bir ülkede çok kötü bir anlama denk geliyor olabilir kelime anlamı olarak ve onu değiştirmiş olabilirler. Şimdi Black Friday bizim ülkemizdeki hassasiyetler doğrultusunda tam Türkçe'ye çevrildiğinde gerçekten de bir mutsuzluk yaratıyor. Ve aslında son 2-3 senedir Türkiye'de Black Friday var ve ilk Türkçe'ye çevrildiğinde hemen o hassasiyet ortaya çıktı. Bizim cumamız hayırlıdır. Kara Cuma ne demek? Bu bizim bayramımız da değil. Bu arada tabii şöyle bir durum da var. Tam Şükran gününün ertesi gününe denk geldiği için orada bir dini bir eşleştirme de yapılıyor. Ama aslında bu sadece bir alışveriş festivali diyebiliriz. Şimdi Türkiye'de böyle bir hassasiyet olduktan sonra herhangi bir marka bunu Kara Cuma olarak kullanamaz. Yani kullanmasa iyi olur. Neyse ki markalar da buna uyandılar ve bu sene böyle bir cümbüş halinde birçok isim ortaya çıktı. Efsane Cuma. Geçenlerde hatta bir Instagram hesabı bunu sıra sıra yayınlamış. Efsane Cuma, muhteşem Cuma, beklenen Cuma, şanslı Cuma, işte müthiş hafta, hatta haftaya yayıldı. Dolayısıyla aslında bu doğru. Bu markanın kendini güvenli alana alma tekniği ve bunu yapmak zorundalar. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir 11 Kasım'da örneğin bir önemli bir pazarlama vakası gerçekleşti. 11 Kasım'daki yine benzer bir indirim kampanyasından dolayı tüketicilere online bir alışveriş sitesinden notification gitti, bir uyarı gitti ve bugün işte o gün geldi, sessizce, parantez, sizi rahatsız etmeden, parantez içinde en azından sirenler çalmadan gibi devam eden bir şey, bir mesaj yayınladılar. Ve bir gün önce 10 Kasım'da ve 10 Kasım'da sirenler çalar. 9'u 5 geçe Türkiye'de siren çalar. Dolayısıyla bu bağlantıyı kuran toplum da bu sefer buna da tepki gösterdi. Yani aslında biraz daha proaktif yaklaşmak lazım. Bu Kara Cuma belki en baştan Muhteşem Cuma ya da indirim cuması gibi değerlendirilmiş olsaydı, çevrilmiş olsaydı belki de bu hassasiyeti şu an konuşmuyor olacaktık. Ama maalesef önce Kara Cuma olarak tüketicinin tepkisini tahmin edemeyen markalar tarafından önce Kara Cuma olarak çevrildi. Şimdi de maalesef böyle bir kavram karmaşası var ve bu hassasiyeti konuşuyoruz. Evet. Gerçi yani cidden bu sene sanki bu isim değişikliğine gidildi gibi düşünüyorum ben. Çünkü son 2 senedir öyle bir şey yoktu. Gayet Kara Cuma diye ya da Black Friday diye direkt İngilizcesini söylüyorlardı. Evet, evet. Ama bir anda bu sene isim değişikliğine gidildi. Peki perakende mağazaların ürünleri indirime sokarken ne gibi manipülasyonlar yapıyorlar? Çünkü şöyle bir tartışma var. Aslında normal etiket fiyatı değerinden daha çok fazla. Sonra indirime sokunca aslında normal değerdeki fiyatını gelmiş oluyor. Yani asıl bir indirim olmuyor diye bir tartışma sürüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi indirim dönemleri çok birbirine girdi. Eskiden şöyleydi, sadece sezon sonunda, yeni sezona geçerken bir indirim olurdu. Dolayısıyla senede 2 kere indirim olurdu. Sonra yavaş yavaş bunlar sezon ortası indirime dönmeye başladı. Sezon ortası indirimden ikinci indirime dönmeye başladı. Böyle şimdi senede 5 oldu. Sonra bazı markalar çıktı, sürekli indirimde. Ve bu indirimde olduğunu da açıkça söylüyor. Yani biz hep indirimdeyiz diye. Bu sefer onu yakalamaya çalışan diğer markalar, onlar da indirime dönmeye başladılar. Ne oldu? 500 liralık bir etiket 80 liraya düşmeye başladı. Şimdi ben geçenlerde bir ayakkabıcıya girdim. Şimdi bu alanda çalıştığınız zaman da böyle alışveriş sırasında bir polis gibi oluyorsunuz, ne yapmışlar, ne etmişler diye. Bir çizmenin fiyatında, etiketinde 1600 lira yazıyor. Üstünde çizilmiş, altında 1490 lira yazıyor. Ama diyor ki eğer alırsanız yüzde bilmem kaç indirim var. Bir de ikinci bir ürün daha alırsanız %50 indirim daha var diyor. Öyle bir noktaya geliyor ki ilk fiyatın yarısına siz 2 ürün alabiliyorsunuz. Şimdi mağaza çalışanına ve yöneticisine sordum. Hiç 1600 liraya bunu sattınız mı diye. Yok, hiç satmadık dediler. Şimdi bu arada herkes bu kadar şeffaf. Dedim ki tüketiciler de bunun farkında aslında dedim. Evet, farkındalar dediler. Sonra ben, siz mağazacı mısınız diye sordular. Hayır dedim, ben tüketiciyim ve herkes bunu biliyor. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi onun 1600 lira aslında değil, yalan söylüyorsunuz deyip mutlaka hani çıkanlar ve itici bulanlar da vardır. Ama o his 1600 liralık şeyi, yani 1600 liralık bir şey almak ve bunu 500 liraya almak müthiş bir his. İyi bir şeyi, iyi bir ürünü ben ucuza aldım ve o iyi ürüne sahip olacak kadar iyi bir tüketiciyim. O his gerçekten çok ciddi bir mutluluk yaratıyor tüketicide. Dolayısıyla hani bunu fark eden markalar da o indirim kozunu çok iyi kullanmaya başladılar. Ama öyle bir noktaya geldik ki o sürekli indirimde olan mağazalar artık inandırıcılığını yitirdi. Dolayısıyla artık markalar da buna dikkate alıp tüketicilerin bilinçlenmesine yönelik bir takım aksiyonlar alması gerekiyor. Peki başka hangi manipülasyon teknikleri kullanılıyor diyebiliriz mağazalar için? Yani pazarlama tekniği olarak. Aslında mesela Black Friday çok büyük bir manipülasyon. Hı hı. Bu iyi niyetli veya kötü niyetli olabilir. Aslında şu an bunu tartışmıyoruz. Hani bu çok bambaşka bir konu. Çünkü tüketici segmentleri bazında da bu tartışılabilir. Çocuklarda, kadınlarda, erkeklerde, yaşlılarda birçok farklı şekilde düşünülebilir. Ama indirim dediğiniz şey aslında ilk baştaki anlamıyla, o bahsettiğim sadece sezon sonunda olan anlamıyla marka için ürünleri eritmekti. Tüketici için de bir fırsat yakalamaktı. Ama şimdi gittikçe bu manipülasyon artmaya başladı. Şimdi bu manipülasyon indirim yetmeyince Black Friday oldu. Black Friday'yi yakalayanlar arasına girin gibi bir mesaj empoze edilmeye başlandı. Dolayısıyla oradaki manipülasyon da tüketicinin psikolojisine doğru giren bir manipülasyon oldu. Yani markalar oldukça fazla bunu kullanıyorlar ama diğer yandan etik açıdan doğru bulmayan markalar da var. Yani tüm bu indirimlerin ötesinde biz bugün indirim yapmıyoruz çünkü biz zaten kaliteli ürünü doğru fiyata satıyoruz. Dolayısıyla bizden Black Friday indirimi beklemeyin diyenler de var. Bunun yanı sıra bir de Amerika'dan bir örnek sanıyorum. Geçen yıl bir outdoor ürünler satan bir marka, geçen yıl Black Friday'de Diğer markalar ekstra personel alırken o gün yoğun olacak diye tüm personelini tatile çıkarıyor ve mağazalarını kapatıyor. Bir outdoor markası düşünün, yani dışarıda sporu destekleyen bir marka diyor ki biz bugün sizi dışarı davet ediyoruz. Lütfen dışarı çıkın. Kendinizi mağazalara veya online sitelere hapsetmeyin ve kendinize bir iyilik yapın diyor. Bu şekilde aslında olumlu manipülasyonlar da var. Evet. Peki mobil teknolojilerin yoğun bir şekilde hayatımıza girmesi tüketim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Mesela gençler bu son internet kullanımına çok bağımlı ve buradan internet üzerinden alışveriş yapıp alışveriş bağımlılığı tetikleniyor mu? Bu konu üzerinde yapılan çalışmalar var mı? Şimdi mobil teknolojiler hepimizin hayatının içinde artık, zaten bunu konuşmaya gerek bile yok. Artık klişeleşti bile bu konu. Biz bunu 2015 yılında doçent doktor Emine Sergegez ve profesör doktor Şevlen Burnaz'la bir çalışma yapmıştık. Gerçekten bu cep telefonu kullanımının, yani mesela lokasyon bazlı atılan mesajların, çünkü düşünün elinizde cep telefonu, bir alışveriş merkezine giriyorsunuz ve bir marka sizin orada olduğunuzu hissedip şimdi şu alışveriş merkezindeki şubemizde şu kadar indirim var diyor. Bu acaba gerçekten etkiliyor mu? Ya da bir web sitesinde dolaşırken telefonla bir anda size bir mesaj geliyor ve indirimi kullanmanızı istiyor anında. Ve siz ne yapıyorsunuz? O anda dolmuşta bile olsanız, sıkışık böyle bir hani otobüste gidiyor bile olsanız şunu kaçırmayayım diye tek parmakla alabiliyorsunuz. Bunun acaba bir etkisi var mı diye baktık. Gerçekten de çıktı. 400 üniversite öğrencisi üzerinde yaptık bu araştırmayı. Ve insanların alışveriş bağımlılığını, daha doğrusu plansız alışveriş yapmasını olumlu etkilediğini gördük. Yani düşünmeden o mesaj geldiğinde, çok fazla mobil internet kullananların o mesaj geldiğinde o alışverişi yaptığını gördük. Ve bu da aslında yine materyalizm duygusu. Yani ürüne verilen değerin değeri arttırdığını da gördük. Ama bu hani zamanla değişecek mi göreceğiz, çünkü artık sahip olmaya verilen önem de gittikçe azalıyor, çünkü çoğu şeye artık sahip olmuyoruz. Hepinizin bildiği gibi, belki siz o döneme yetişmemişsinizdir ama hani CD'ler arşivlenirdi, DVD'ler arşivlenirdi, o arşiv çok önemli bir yer tutardı. Sonra yavaş yavaş onlar indirilen dosyalar oldu ve bilgisayarlardaki arşivler haline geldi. Ama şimdi bilgisayarlarda da arşiv yok, tamamen erişiyoruz. İnternet üzerinden erişip istediğimiz filmi izleyip tamamen sistemden çıkıyoruz. Dolayısıyla sahiplik duygusu da biraz değişmeye başladı. Bir şey soracağım. Peki bu markaların internete odaklan, yani pazarlama stratejilerine, internete yönlendirdiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü genellikle mağazada indirim olmasa bile internet web sitesine özel indirimler oluyor. Ya da bu Black Friday'de de önceden internette başlatıyorlar. Yani Türkiye'de mesela dün gece başladı ama şimdi de bugün de mağazalarda başlayacak. Hani internete yöneldiğini söyleyebilir miyiz markalarında? Söylemek zorundayız. Aslında markalarda internete yönelmek zorunda. Çünkü internet artık hayatımızın içinde, evet, demeye bile gerek yok. Yani zaten dijital, her şey dijital ve bu artık çok doğal, çok hiç böyle üzerinde düşündüğümüz bir şey bile değil. Yeni nesiller zaten bu şekilde doğuyorlar. Onlar için alışveriş anlamında online ve offline gibi bir ayrım yok. Pazarlamada artık dijital pazarlama, geleneksel pazarlama gibi bir ayrım da yok. Dolayısıyla internete yönlendirme mecburen var. Ama bunun dışında nasıl bir etkisi olur? Mağazaya gidip ürünü satın almak yerine internetten o ürünü almak her zaman daha kolay. Hani ilk kredi kartı çıktığında para vermeden para vermiyormuş gibi hissediyor insanlar. O yüzden kredi kartıyla rahat alışveriş yapıyor gibi bir algı vardı. Doğru. Sonra kredi kartına alıştık. Ama şimdi bu değişimi online ve offline'da görüyoruz. Yani mağaza içinde gerçekten bir satın alma yaptığımızı hissediyoruz. Ama mağaza dışında oturduğumuz yerden, belki televizyon seyrederken tık tık hemen aldığımız şeyi aldığımızı anında unutuyoruz. Dolayısıyla internet çok satış yapmak isteyen markalar için önemli bir mecra. Oraya da yönlendirmeleri çok normal. Tüketici için de aslında bir kolaylık. Mağaza içinde bulamadığını internetten rahatlıkla alıyor. Hatta mağaza içinde araştırma yapıp mağazadan satın almadan çıkıp internetten alıp rahatça evine söyleyebiliyor. Evet. Peki bu internet kullanımının tüketici davranışları üzerinde olumsuz bir etkisi var mı? Ya da biz bu insanları bilinçli tüketmeye alıştırmak için toplum olarak ne yapabiliriz? Mesela liselere bilinçli tüketim gibi dersler sokabilir miyiz? Bunların gelinmesini sağlayabilir miyiz? Aslında lise çok geç. Yani bu tür eğitimler mutlaka olmalı ama temelde tüketim bilinçli olmalıdır gibi bir dersten ziyade biraz daha farklı, daha altyapısı dolu bir takım eğitimler verilebilir. Hatta ana sınıfından başlayarak. Zaten şu anda mevcutta tüketici bilinci ciddi anlamda artmış vaziyette. Çünkü özellikle bir takım tüketim akımları var. Mesela do it yourself, yani insanlar artık kendileri üretiyorlar ve kendileri kendi ürettiği eşyaları daha değerli görüyor. Lüks algısı çok değişti. Lüks artık sadece üzerinde marka yazan en pahalı şey değil, bir tasarımcının ürettiği, başka hiç kimsede olmayan, fiyatıyla ilgilenmediğimiz bir ürün haline geldi. Dolayısıyla bu bilinç seviyesinde, bunun dışında mesela sağlıkla ilgili bir takım farklılaşmalar oldu. İnsanlar artık yemeklerini evde kendileri yapıyorlar ve kendileri yaptıkları için çok mutlular. Yoğurdu kendileri yapıyorlar. Biz aslında bu kültüre çok alışkınız. Yani biz zaten Anadolu insanı, Anadolu kadını zaten evdeki eskimiş şeyleri değerlendirir ve zaten bunları kullanır. Biz büyük şehirde yaşayan, biraz daha hani batıya yakın tüketiciler bir yandan bu kökenden gelirken bir yandan da yine batıdan gelen, aslında bizde zaten var olan bu yeniden yaratma, daha az tüketme, var olanı tekrar kullanma gibi hareketlere rahatlıkla adapte olabiliyoruz. Dolayısıyla bu bilinçlenme biraz başladı. Ama dediğim gibi lise biraz daha geç, belki ana sınıfı, belki ilkokuldan itibaren bu tarz bilinçlendirme eğitimleri, belki yemek yapmayı öğretmek bile çocuğa aslında evde yemek yapabilirim, dışarıdan almama gerek yok bilincini yerleştirir ve bunu tüm satın alma davranışlarında aslında kullanabilir çocuklar. Dolayısıyla biraz daha bu konuda çalışmalar yapılabilir. Peki ben şeyi de merak ettim. Bugün siz alışveriş merkezlerine uğrayacak mısınız mesela? Ben uğramayacağım ama şöyle bir şey öğrendim dün. Uğramak için işinden izin alanlar varmış. Yıllık izin, Black Friday yıllık izni denk getirip. Ben de çok şaşırdım. Aynen aynı şekilde tepki verdim. Nasıl olur? Yıllık izinli insan buna mı harcar? Bunun için düşünür mü? Gibi. Ama gerçekten ilginç. Ben şöyle düşünüyorum. Hani böyle şeyleri çok doğru kullananlar var. Gerçekten mesela bir anne adayı 8 ay sonra bile doğacak olsa çocuğu bir puset ihtiyacı olduğunu biliyor. Puset pahalı bir şey. Böyle bir indirim dönemi varsa bunu kullanmak akıllıca. O yüzden böyle, ya da evlenecek olan biri bir bulaşık makinesi, buzdolabı gibi ürünleri, aslında çok çok büyük parçalar bunlar ve aslında ciddi cüzdanı etkileyen parçalar. Hani bunlar için, büyük parçalar için bu Black Friday indirimleri kullanılabilir. Ama hani ayakkabı, çanta, tişört, kazak gibi şeyler için biraz daha oturup tekrar düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir de şöyle bir, aslında o da manipülasyonlara giriyor. İndirim dönemi mağazaya gidiyorsunuz, sezon ürünlerinin hiçbiri olmuyor. Onları kaldırmış oluyorlar ve bambaşka ürünler görüyorsunuz. Orada da küçük bir manipülasyon var. İhtiyacınıza uygun kullanırsanız ne ala. Evet, aslında stok eritme de denilebilir bu indirim olayları, değil mi? Çünkü sezondaki, evet, yani yeni şeyler aslında şey yapılmıyor. Hatta bazen fark ediyorum ki birkaç sezon önceki şey bir anda indirimde çıkmış. Hani aslında o zaman olması gerekmiyor. O zamana kadar satılmış olması gerekiyor. Hı-hı. Bir anda indirimde karşımıza çıkabiliyor yani. Aslında onlar da markaların kendilerini yönetme biçimleri. Çünkü birçok mağaza, Türkiye'nin birçok mağazasından topladıkları ürünleri toplayıp aslında bir sene sonraki, 6 ay sonraki bu tarz okazyonlarda kullanmak için depolayabiliyorlar ve o gün geldiğinde çıkarıyorlar ve stoğu eritiyorlar, dediğiniz gibi. Evet. Peki, çok teşekkürler. Çok bugün davetimizi kırmadınız, geldiniz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bugün RGB ekranlarında Black Friday'yi Ayşe Bengi Özçelik ile birlikte konuştuk. Çarşamba günü saat 10.30'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere.